Evet, Recep Bey, hoş geldiniz. Sanırım sesinizi de duyabileceğiz. Hocam evet şükür bağlandık. Evet, şimdi isterseniz kamerayı da açabilirsiniz. Daha sonra Hemen açıyorum. kapatabiliriz de bağlantı kalitesine Yok yok göre. hocam. Yok hocam. Hemen açtım kameramı Tamam. da. Sunumu Görüntü görebiliyorsunuz. uygun mudur bir sıkıntı. Sunumu görebiliyorum. Var mıdır bir sıkıntı hocam? Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Recep Tamam. Bey, hoş geldiniz. Biz depolama dağıtım yönetiminde Kaynaştı Meslek Yüksekokulu Lojistik 2. sınıf öğrenci arkadaşlarımızla beraberiz. Son dersimizi biraz önce tamamladık. Şimdi sizleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki haftada arkadaşların sınavları var. Ben dedim Recep Bey'in paylaştıklarından sınavda da mutlaka istifade edeceksiniz. Çünkü genel konularla biz de döneme başladığımız için sizin hem tecrübeleriniz hem bu sunum başlığında paylaşacaklarınız onların daha hemen yani ilk hafta katkı vermeye başlayacaktır ki sonradan da paylaşacağınız bilgilerin çoğunu kalıcı hafızana atarlarsa mutlaka meslek hayatlarında da faydalanacaklarını düşünüyorum ben. Ben bize vakit ayırdığınız için öncelikle kendi ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sektör için özellikle öğrenci arkadaşlarımız için yaptıklarınızı, kıymetli çabalarınızı yakından takip ediyorum. Elimden geldiğince de destek vermeye çalışıyorum. Bu konudaki paylaşımlarınızı da bekliyorum arkadaşlarıma yapabileceğiniz. Buyurun, sözü size bırakıyorum ben. Çok teşekkürler. İlyas Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Ben de umarım faydalı olur. Kısaca başlayayım hocam. Hem size hem de meslektaş adaylarıma davetiniz için sonsuz teşekkürler. Bugün malum bir saatlik bir sohbet edeceğiz. Bu sohbete tanık olan arkadaşlarımız aslında YouTube ya da sosyal medyada bulamayacakları şeyleri bulacaklar. Yani biz ikili yaşadıklarımızı paylaşacağız arkadaşlarımızla. Diyalogları paylaşacağız. Kitaplarda var olanlara her zaman saygı duyuyoruz. Ama bizim anlatmak istediğimiz her şeyi daha iyi anlatacağız. Arkadaşlarımızdan sorular bekliyorum. Onlara da sürprizlerim var. Onlara da ben sorular soracağım. Umarım keyifli bir saat geçer diyelim. Malum konumuz depo. Ama ben müsaade ederseniz önce bir kendimi tanıtayım. Ben 1971 Ceyhan doğumluyum. İki tane evladım var diyeyim. 94 yılından bu yana depo lojistik sektörü içerisindeyim. Sektörün içerisinde nacizane kendi yağımıza kavrulmaya çalışıyoruz. Çok bilinirliğim yoktur sektör içerisinde. Gürkan Kavrazlı ile birlikte, Sayın Gürkan Kavrazlı ile birlikte Loji TV platformunu birlikte yönetiyoruz. Arkadaşlara destek olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yarının teminatı gençlerin yarın olmadan bugün temellerine doğru adımlar atmaları için destek sağlıyor olabilmek. Yaklaşık 2 yıldır da bu ay sonunda 10 gün sonra A yangın güvenlik sistemlerinde depo lojistik müdürü olarak 2 yıldır görev yapmaktayım. Umarım faydalı olur diyorum. Buyurun başlayalım. Şimdi konunun özetinden de anlayacağı gibi hocam, biz arkadaşlara deseydik ki depo nedir deseydik, herkes onlarca yüzlerce bir şeyler üretebilirlerdi. Ben biraz soruyu tersten soran bir adamım. Diyorum ki arkadaşlar depo ne değildir? Bunun hakkında yorum yapmak isteyen lütfen söz alsın. Böyle bir es vereyim onlara. Depo ne değildir diye hakkında yorum yapmak isteyen var mı? Hocam sanıyorum yok Ben arkadaşlardan. sayfadan kontrol ediyorum. Şu an yazan arkadaşlarımız var. Siz sohbet ekranı açmanıza gerek yok. Ben buradan yönlendirebilirim de. Lütfen bu konuda moderatörlüğü siz üstlenirseniz sevinirim. Daha rahat olur. Tamam Recep Bey. Bir arkadaşımız depo sürekli kullanılmayan bir yer değildir yazmış. Harika. Evet arkadaşlar, var mı cevaplarınız? Müsaadenizle vakti kaybetmemek adına ben Evet Recep aktarayım Bey. hocam. Tabii. Şimdi Buyurun. hocam diyoruz ki biz ısrarla bunu birçok alanda söylüyoruz. Aslında biz önce şirketlerin depolarına, şirketlere gidiyoruz. Şirketleri kontrol ediyoruz. Sonrasında bu eğitimleri veriyoruz. Çok büyük faydalı oluyor. Arkadaşlarımıza da şöyle anlatayım. Ürünlerin gelişi güzel atıldığı, ucuz iş gücü ve vasıfsız personellerin görev aldığı, her geleni alan, her istediğini veren,
koydursun lazım olur düşüncesi ile yönetilen ahbap-çavuş ilişkisinin vazgeçilmez olduğu, çalışanlarının kendilerini değersiz hissettikleri bir yer değildir diyoruz, kısaca özetliyoruz. Neden diyoruz hocam bunu? Genelde depoda olan arkadaşlarımız hep şöyle derler. Depocu gel, depocu git derler. Arkadaşlarımız kendilerini çok değersiz hissederler. Bu konu çok derin, saatlerce konuşabiliriz ama ben şöyle küçük bir örnek veriyorum. Aslında lojistik sektöründe depo süreçlerin bana göre bir kalbidir. Çünkü istediğiniz kadar sağlam üretin, istediğiniz kadar çok satın, deponun içerisindeki doğru ürünü, doğru müşteriyi doğru zamanda, zamanında doğru bir şekilde ulaştırmazsanız, ne üretirseniz üretin hocam, siz bir hiçsiniz, yetiştiremezsiniz, olmaz. Yani sorun yaşarsınız. Bu şu konuda yanlış anlaşılmasın. Kötü üretim yaparsak da böyle olur. Evet, biz zincirin bir halkasıyız zaten. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz olursak başarılı oluruz. Bu yüzden biz hep farkındalık oluştursun diye depo ne değildir diyoruz arkadaşlarımıza. Bir sonraki slayta geçelim hocam müsaadenizle. Peki hocam depo nedir diyelim? Aslında depo katma değer üreten bir merkezdir. Üretim ve nihai müşterinin sürecin en kritik noktasıdır. Kar merkezidir hocam. Hani katma değerli ürünler diyoruz ya. Kar merkezidir. Bizim güvenlik görevlisinden muhasebe departmanına kadar ekip ruhu gerektiren bir birimdir. Aslında depodan ne beklediğiniz kadar, depoyla ne kadar ilgilendiğiniz çok önemlidir diyoruz ısrarla. Ve iş süreçlerinin diyoruz ki hayati bileşenlerinden bir tanesi depodur diyoruz hocam. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de şu, müşteri memnuniyetinin kilit noktasıdır. Bu konuda arkadaşlardan yorum almak isterim. Var mı katkı sağlayacak? Arkadaşlar, var mı katkılarınız, yazmak istedikleriniz? Recep Bey'in paylaştıklarını, derste konuştuklarımızı düşünün. Onun üzerinden katkı sunabilirsiniz. Mesela ben bir Gizem Akkuş arkadaşımızı görüyorum. Var mıdır Gizem'in söyleyeceği bir şey? Hani depo neden bir kar, depo neden bir kar merkezidir mesela? Sesli alabiliriz hocam istiyorsanız. Ben müsaadenizle şunu aktarmak istiyorum hocam. Şimdi arkadaşlar, biz bir öğretmen değiliz. İlyas Hoca'nın en büyük avantajı sektörden geliyor olması. Siz zaten çok faydalı, çok şanslı öğrencilersiniz. Lakin ben çıkıp sahnede saatlerce anlatıp gitmek isteyen, ben verdim ne olursa olsun tarafında bir insan değilim. Benim amacım, hedefim şu. Sizlerin katılımıyla biz bir yerlere varabiliriz. Yani dinliyor olmanız hiçbir şey ifade etmez. Eğer katılmazsanız, oyuna dahil olmazsanız, oyuna dahil olmayan bir oyuncu olursanız pasif olursunuz arkadaşlar. Bu yüzden çekinmeyin. Birlikteyiz. Bakın benim de iş saatim şu an. Konuşuyorum sizinle, sohbet ediyorum. İki dostun sohbet ettiği gibi düşünün lütfen. Ben katılım olmasını istiyorum ileriki dakikalarda. Çok da vaktinizi almamak adına, hani sizi de üzmemek adına bir sonraki slayta geçmek istiyorum müsaadenizle. Hocam siz de burada katılımlar yapabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Şimdi tamamdır Recep Bey. Buyurun. Şimdi İlyas Hocam, bizim depo ve stok politikalarımız var aslında. Hani depoda başarı nasıl sağlanılır diyoruz. Depoda başarılı olmamız lazım. Her yerde olduğu gibi. Şimdi bizim depolarımızda en önemli kritik problemlerden bir tanesi, maalesef ve maalesef biz son noktayız. Üretim gecikebilir, malzeme gelmeyebilir gibi onlarca şey söyleyebiliriz. Ama şu olur, eğer ürün depoya geldi ise anında sevk etmek isteriz. Yani müşterinin artık bekleyecek dakikası, saniyesi kalmamıştır. Ama şu var, biz de kaba tabirlerle bir alışveriş merkezi, bir Migros değiliz derim. Ben hep isim kullanırım, Migros değiliz. Yani kasadan geçerken bir tane çikolatayı da aldım, geçerken de parayı ödedim,
lüksüne sahip değiliz biz depolarda. Bunun için bazı kurallar olması lazım hocam. Siparişlerin açılması, ürünlerin kaliteden geçmesi, ürünlerin kontrol edilmesi, ürünlerin doğru paketlenmesi gibi bazı kurallar olması lazım. Yani şirket için kurallar koyulurken bazı gri alanları kaldırmamız lazım. Bu gri alanlar olduğu müddetçe ya ne olacak, bir tane değil mi? Verin gitsin. Müşteri geldi kapıda bekliyor. Müşteri gelmişken bunu da almak istiyor gibi bir sürü böyle teferruat duyabilirsiniz. Lakin sizin keşke bir Migros olsaydık da o çikolatayı geçerken alıp dıt edip parayı kasaya koysaydık. Bunlar olmadığı için hocam bizim şirketlerde gri alanları kaldırmamız lazım. Ve sabrı olmayan neredeyse son noktayız. Şimdi profesyonel bir ekip ile ve ekipman ile yol haritasını çizmemiz lazım. Bizim profesyonel bir ekibimiz olmazsa eğer biz yol haritasını çizemeyiz hocam. Yani biz adama deriz ki elma gönder. Adam elma gönderir ama yeşil elma gönderir. Aslında müşteri elma istemiştir ama sarı elma istemiştir. Ya da ekşi elma istemiştir. Peki ekipman neden çok önemli? Burada da doğru ürünü doğru noktaya göndermemiz için bunun sayılması, ölçülmesi, paketlenmesi gibi bir sürü teferruat vardır. Ya da barkodlanması hocam. Eğer siz doğru barkodlamazsanız üretimden yanlış çıkan gelen bir ürünü bizim depodaki personelimiz yanlış gönderebilir. Yani adam gerçekten elma istemiş, üretilmiş ama armut olarak üretilmiş birbirinden farklı ürünler. Depo bakmış buna, umursamamış çünkü bilmiyor ne göndereceğini bilmiyor. Bilmediği için de o ürünü o ürün diye gönderebilir. İşte kalifiye personel bir dakika kardeşim sen bunu gönderiyorsun ama bak iş emrinde bu yazmıyor demeli. Bak sen bunu göndermişsin 3 tane ama iş emrinde 2 tane yazıyor diyebilmeli. Bu yüzden yol haritası mutlaka kalifiye personel ve kalifiye ekipmanla olmalı Sayın İlyas Hocam. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve en önemli konulardan bir tanesi depoya hesap sorabilen, sorulduğunda da cevap alınabilen bir mekanizma olmalı hocam. Biz bazen bazı durumlarda üst yönetime bağlı olmayabiliyoruz. Üretime bağlı olabiliyoruz. Şimdi siz şöyle düşünün, bir üretim müdürüne bağlısınız. Üretim müdürü bir tarafta ürün yaptırıyor, bir tarafta depo ona bağlı. Ürün gecikti ve stoklarda bu ürünün alınmaması gereken bir durumda geldi, maliyetli geldi. Şimdi üretim müdürü ne diyecek? Alma mı diyecek depoya? Dolayısıyla şirketin karlılığını ölçebilmek için bizim birimlerin birbirine dost, düşman değil, ortak kazançta ama farklı bölümlere bağlı. Yani depo ve lojistiği hesap soran ve sorulduğunda da hesap veren bir birim olmalı. Sebebini şöyle açıklayayım size. Şimdi sizin bir takım stoklarınız var. Stoklarınız duruyor. Siz satışa baskı yapmalısınız. Demelisiniz ki arkadaş sen bundan 5 tane satıyorsun ama buna ben 5 taneye de 5 lira navlun ödüyorum. 10 tane de göndersen 5 lira navlun ödüyorum. Ve ben bu ürünleri sürekli gönderdiğim müşteriden bahsediyorum. Sen gel bundan 10 tane sat, bunun adına gizli satış yapıyoruz diyoruz. Gel bundan 10 tane sat, biz bu ürünleri gönderelim. Hem satışımız artsın, hem de navlun maliyetlerimiz düşsün. Bizim sahayı iyi bilmemiz, organizasyonu iyi yapabilmemiz için hocam, sahayı iyi kokluyor olmamız lazım. Ve sürekli yöneticilerin sahada olması gerekiyor. Ama en önemli bir süreç var hocam. Şimdi siz istediğiniz kadar kural alın. Nihayetinde bir müşteri var. Ve bir müşterinin memnuniyeti var. Müşteri memnuniyet süreci var İlyas Hocam. Siz her şeyi kurallarına göre yapmaya başladınız. Hani şöyle söyleyeyim. Bizim kurallarımız böyle çelik gibi olmamalı. Ama lastik gibi de esnememeli. Kurallar bazen ikili ilişkilerle çözülmeli. Ne demek bu? Şimdi kural koydunuz. Sürekli saat 4'ten sonra sevkiyat yapılıyor. Kural koydunuz sürekli 4'ten sonra mal alınıyor. Kural koydunuz sürekli deponun haricinde ürünler depoya girmeden üretimlere gidiyor. İşte burada üretemezsiniz hocam. Bu ürünleri kalite görmezse, depo almazsa, o birimi atlarsanız ama o birimin orada varlığını gösterirseniz, o şirket hiçbir zaman başarılı olamaz. Var mıdır hocam burada anlaşılmayan arkadaşların katkı sağlayacağı bir şey? Yok, gayet anlaşılır şekilde. İlerleyen sunumlarınızda başlık olarak da belki var ama
Ben arkadaşların sorularını aktarayım. Siz de belki görüyorsunuzdur. Emir sormuştu daha önceki paylaşımınıza istinaden. Depoya nasıl müşteri buluyorsunuz? Devamında depoda bir ürünün zarar görmesi durumunda nasıl bir çözüm kullanıyorsunuz demiş. Fatih arkadaşımız da depolamada robotlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Recep Bey. Buraya kadarını hemen aktarayım hocam. Biz depoya müşteri bulmuyoruz. Biz zaten üretim yapan bir deponun içerisindeyiz. Bu arkadaşımızın sorduğu soru şöyle olabilir. Sevgili Halit Kaya isimlerle söyleyeyim. Bunların hepsi dostumuzdur, sahada olan insanlardır. Sevgili Halit Kaya'nın işi budur. Deposunu, pazarlar birçok deposu vardır. O müşterinin isteğine göre, müşterinin arz ve talebine göre depoları oluşturur, müşterileri ziyarete gider, deposunu anlatır ve satar. Bu yeterli oldu mu bilmiyorum. Olmadıysa açarım. Arkadaşım sorsun, açayım devamında. Devamında. Şu an için yeterli. Muhtemelen zaten ilerleyen Tamam. slaytlarda da bazı değineceğiniz yerler olacaktır. Olur hocam. Slaytı Ben hemen değiştireyim mi? yok hocam. Devam ediyorum. Sorular var ya Ya hocam. buyurun. Buyurun. Şimdi soru şuydu hocam. Depoda ürün arızalanabilir, kırılabilir, düşebilir, her şey olabilir. Bizim DÖF açtığımız şirketlerin içerisinde iyileştirme faaliyetlerimiz var. Ürünü yanlışlıkla personel düşürmüştür ve kırmıştır. Bununla ilgili bir DÖF açılır. Tutanak tutulur. Neden düştüğü araştırılır, neden kırıldığı, neden hasar gördüğü araştırılır. Bununla ilgili çalışana ihtar verilir. Hatalar varsa düzeltilir, çalışanın hataları varsa eğitim verilir. Bunun bir daha olmaması için önlemler alınır hocam. Bu önlemler alınmazsa eğer bu sorunlar sürekli devam eder. Amacımız insanları zarara uğratmak, onları cezalandırmak değil. Amacımız ürettiğimiz ürünleri hasarsız ve zararsız bir şekilde şirketimize maliyet girdisi yapmadan sevk ediyor olmaktır. Dolayısıyla bunda yapılacak işlem ürün döküldüğünde, kırıldığında saklamadan depo yöneticimize gelir, bana gelir. Arkadaşlarımız bununla ilgili ben gider olay yerini incelerim. Bununla ilgili gerekli tutanakları tutarım. Gerekli birimlere bildiririm. Bu ürün tamir edilecekse tamir edilir. Hurdaya çıkartılacaksa hurdaya çıkartılır. Stoklarımızdan, envanterimizden düşülür hocam. Robotlaşma kısmında ise aslında ben hep şunu söylüyorum. Üretim yapan birçok depoda, firmaların depolarında robotlaşma neredeyse daha hiç yok. Yani %3'lerde, %5'lerde. Büyük şirket depolarında robotlaşma var. Doğrudur. Karanlık depolar diyoruz bunlara. Fakat hocam daha Türkiye'de arkadaşlar şunları bilsinler. Dronlarla sayımların yapılıyor olması, robotlarla ürünlerin dolduruluyor olması, işte bir Amazon'da, Alibaba'da vesaire görürler. Hocam bunlar şu an için çok Ütopya. Yapılmıyor değil. Çok özel ürünler için yapılanlar bunlar. Bizim depolarımızda insanın olmaması, elleçlemenin, hambaliyenin olmaması, ürünlerin toplanmaması mümkün değil. Sadece şu şekilde olabilir. Eskiden elle siz ürünleri topluyorsunuzdur. Kafanıza göre ürünlerin yerlerini değiştiriyorsunuzdur. Şimdi elinizde bir barkod cihazı vardır. Atıyorum bir VMS vardır. VMS sizi gönderir. Der ki A3'e git, 39 numaralı ayakkabıdan iki tane al. Siz onu eğer oradan almaz, yan tarafından alırsanız asla bunun ihsaliyesini kesemezsiniz. Siparişi kapatamazsınız. Neden? Çünkü sizin hata yapmanızı önler. Yani akıllı algoritmayla çalışan VMS'lerimiz, sistemlerimiz vardır. Robotlaşma deyince aslında aklımıza şu gelmeli. Ürünlerin kendiliğinden gelmesi, ürünlerin kendiliğinden düğmeye bastığımızda kolilere girmesi, boylarının kesilmesi, ihsalilerin kesilmesi gibi süreçler olması lazım hocam. Bu çok derin bir konu, saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Ama robotlaşmadaki arkadaşların ufkunu açmak istiyorum. Hani biz bir üretim yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız şey var olan ürün, sipariş edilen ürünün alınıp deponun içerisine doğru noktalara yerleştirilmesi, istenilen ürünün üretime çıkması ya da müşteriye sevk ediliyor olması. Dolayısıyla birçok katma değerli ürünü depo yapıyor. Onun için robotlaşma kısmını sadece bazı konularda Ütopya olarak görün. Yani siz her depoyu drone ile sayamazsınız. Bu mümkün değil. Ama drone ile sayılan, yapılan işlemler vardır. Bazıları sadece göstermeliktir. Sadece işte atıyorum şu Çin'in GSM 6'nın biz 4,5G'deyiz biliyorsunuz. 5G, 6G geldiğinde bunlar olacaktır tartışılmaz. Çok yakından takip ediyorum. Hatta benim Elon Musk'la ilgili bir yazım vardı. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Sistemde var. Elon Musk
eğer uzayda iyi bir depoculuk yapacaksa lütfen beni bulsun diye öyle bir espri yapmıştım. O gün geldiğinde bu konuları tekrardan konuşuruz inşallah diyorum. Bir soruya geçebiliriz hocam. Bir sonraki slide'ımıza. Tamam. Şimdi bu konuştuğumuz esnadan Fatih'in yazdığını ben aktarayım. Amazon'da buyurun. 2014 senesinde Kiva robotlarını kurmaya başlamış. Amazon işletim masrafları %20 oranında düşmüş diye belirtmiş. Bununla ilgili zaten hani açıklama yaptınız ama yani Amazon ve benzeri şirketler biraz da böyle hani görüntü ya da kendince hani PR diyelim yakalamak üzere yapılan faaliyetler var. Ama bizim şu an hani birlikte olduğumuz bu dersi alan kaç kişi var toplam bakayım 25 arkadaşımızdan hani bir tanesinin bile şu anki şartlarda söylüyorum bunu tabii. Amazon'un Amerika'daki o deposunda çalışma ihtimali çok çok düşük. Türkiye'deki Amazon'da çalışma ihtimalleri tabii ki var. Biz bundan mutlu da oluruz. Ama bu Kiva robotlarını sadece biz belki videolarını izlemek, eğer Türkçeleştirilmişle, Türkçe altyazıyla veya dublajla videolarını izlemek biraz da böyle hayalimizi, ufkumuzu genişletmek adına katkı sağlamak gibi düşünüyorum. Bir sonraki slayta geçiyorum. Siz de katkı sağlayabilirsiniz Recep Bey. Tabii ki İlyas Hocam ben şöyle söyleyeyim. Bir patronla, bir dostumuzla sohbet ediyoruz. Ciddi problemler yaşıyor deposunda. Aktarımı şu. Recep'ciğim dedi, ben 1 milyon TL yazılıma verdim. 3-5 milyon euro da otomatik raflara verdim. Düğmeye basacağım. Raflar ürün önüme gelecek. Personel bunu alacak. Paketleyecek ve gönderecek. Bunun için yatırımlar yaptım dedi. Gerçekten alkışlanacak bir durum. Çok büyük bir yatırımdan bahsediyorum. Lakin hocam insan var. Ben başka bir patronla bunu benzetmeyle anlatayım. Şimdi patronun 5-600 metrelik bir deposu var. Burada müthiş işler yapıyor. 15 tane de personeli var. Personel DMS ile çalışıyor. Herkesin elinde ürün cihazı var. Doğru noktaya gidiyorlar ve o doğru noktada ürünlerin alınıp sevk edilmesini sağlıyor. Çok da güzel bir yatırım yapmış. Fakat DMS'in gönderdiği noktada biz o ürünü doğru noktada bulamıyoruz. Neden biliyor musunuz hocam? Şimdi bizim raflarımız var ya böyle raflarımız var. Raflarımızın içerisinde birinci rafta sevk edilecekler, ikinci rafta sevk edilecekler, üçüncü rafta birin yedek akçesi, dördüncü rafta ikinin yedek akçesi var hocam. Yani aşağıdaki ürünü okutur iki taneyi alırsınız, üstteki üründen iki tane oraya transfer edersiniz ki doğru ürünü doğru noktada bulabilirsiniz. Fakat bizim personelimiz aşağıdan ürünü okutmuş, yukarıdan o ürünü ne yapmış? Almış. Çünkü kolayına gelmiş. İki kere iş yapmak istememiş. Hal böyle olunca VMS'in bunu bulması mümkün değil. Siz akıllı sistemlere ne yüklerseniz onu alırsınız hocam. 12 metrelik bir raf düşünün. Kapalı bir kutu var. Bu kapalı kutunun içerisinde doğru rafa doğru ürünü yerleştirirseniz evet doğrudur. Sizin önünüze bir mazgal geliyor hocam. Aynı bu şekilde. Diyorsunuz ki şu ürün bana gelsin diyorsunuz hocam. Düğmeye basıyorsunuz. Onda akıllı bir algoritma var. O ürünü ne kadar çok kullanıyorsanız sepet onu size yakın tutuyor. Lakin bu algoritmalar için, bu yatırımlar için insanı eğitmek lazım. Müşteriyi, satıcıyı, patronu, depocuyu eğitmek lazım. Biz sadece depoya bu rafları alarak, bu yatırımları yaparak bunu yapamayız. Çünkü neden? Bizim bir kuralımız var. Saat 6'dan sonra sevk yapmamız mümkün değil. Müşteri geliyor, acil ürün rafa girmeden gidiyor. Ürünün ucundan kesiliyor. Hani anlatmaya çalıştığım şu hocam. Sahayla kağıt üzerindeki şeyler aynı değil. Ben bu arkadaşlara şunu söylüyorum. Bunları bulabilirler. Sadece Amazon'da bir yıllık depoların içerisinde kayıp ürün oranlarına baksınlar lütfen. Bu kadar akıllı sistemde bu kayıp oranlarını gördüklerinde dudakları uçuklayacak. Yani bu kadar akıllı bir sistemde kayıp oranı nasıl olur diye kendilerine soru soracaklar hocam. İsteyen beni 24 saat bu konuyla ilgili arayabilir. Müsaadenizle depo içi ekipmanlara geçmek istiyorum. Şimdi hocam resimde de görüleceği üzere depo içi aslında birçok ekipman var. Ben 3 tanesinin resmini koydum. Gördüğünüz gibi bir fokusimiz var. Olmazsa olmazımız. Bir transparentimiz var. Olmazsa olmazımız. Bir terazimiz var hocam. Bu da olmazsa olmazlarımız. Terazi aslında bir forklift kadar bizim için çok önemli. Ürünlerin sayılması, ölçülmesi,
sevk ederken doğru desi ve kiloların alınması için bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Peki ben arkadaşlarımdan yine katılım sağlamalarını istiyorum. Başka depoda olmazsa olmaz neler var? Böyle bir küçük es vereyim hocam. Evet arkadaşlar, katkı sağlayabilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz tabii ki. Tabii soru da sorabilirler hocam. Yani depo içi ekipmanlarla ilgili. Fatih arkadaşımız yazıyor. Rafları yazmış. Doğrudur. Raflar çok önemli. Rafsız bir depo olabilir mi? Var, gördük. Ama olmamalı. Çünkü neden? 12 metrelik bir deponuz var yüksekliği. Siz o depoyu raflar olmadan kullanıyorsunuz. Yani palet yüksekliği 1.20-1.30 kullanıyorsunuz. Doğru bir yaklaşım. Raflara doğru yatırım yapmamız lazım. Ve rafları da deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde kurmamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi. Mesela ben raflarla ilgili bir örnek vereyim hocam. Biz genelde şunu görüyoruz. Patronlar ve satın almalar rafları getiriyorlar, kuruyorlar. Biz bu depolara giriyoruz. Bakın, rafların yönünden tutun da hocam, rafların aralığından tutun da rafların yüksekliğine, rafların yüksekliğinden tutun da içine koyulmuş malzemeye varana kadar her şey hayati önem taşır. Siz en çok kullandığınız bir malı en üst rafa koyamazsınız. Lakin malı çok kullanmamış olsanız bile ağır bir malı da o rafın üstüne koyamazsınız. Öyle bir algoritma yapmalısınız ki bu hem sistemden yararlanmalısınız hem de deneyimlerinizden yararlanmalısınız. Sizin ekibiniz bunda o adreslemeyi verirken daha az yürümeli, daha az zamanda daha çok mal toplamalı ve ürünler bu sevk edeceğiniz, satacağınız, ürettiğiniz ürünlere bu depoların rafları uygun olmalı hocam. Var mı başka hocam? Yine devamında transpalet ve istif araçları diye yazmış arkadaşımız. Onları zaten ekranda gösterdim hocam. Yani transpalet, evet. Forklift, Richtrak, bunların hepsi istif araçlarıdır. Hocam depo içi ekipmanların içerisinde şöyle söyleyeyim size. Bir metreden, bildiğiniz metreden şöyle göstereyim. Benim önümde var bir tane. Bant makinası hocam. Titreş makinası. Bant makinasına varana kadar her şey deponun olmazsa olmazlarındandır hocam. Maket bıçağı deponun olmazsa olmazlarındandır mesela. Dolayısıyla depo içi ekipmanlar hayal edemeyecekleri kadar arkadaşların çok. Hani bazen şey derler ya, depoda ne kullanılabilir? Bakın bazen depoda bir tane keser, bir tane bıçkı, bir tane çivi bile çok önem arz eder. Çünkü sizin o an o sevkiyatı yaparken palet kırıldıysa, sizin tutup da bunu o an birilerini bulup o paleti sağlamlaştırmanız mümkün olmayabilir. Yani birilerini çağıracaksınız, iş emri açtıracaksınız vesaire vesaire. Elinizin altında o keser, o çivi varsa, o çivi varsa hocam, çünkü malınızın sağlam gidiyor olması lazım. Bizde öyle kritik noktalar vardır ki hocam, malı yüklersiniz, sevk edeceğiniz an araç gelmiştir ve sevkiyatın saati sizin evinize gitme saatine 3 dakika vardır İlyas hocam. O paletin köşesinin kırık olduğunu fark ettiğinizde, eğer o paleti çakmazsanız ya da aracın içine forklifti yüklerken bir kenarına taktırıp kırarsa, o paleti sağlam şekilde göndermezseniz gönderdiğiniz ürünlerin hepsi hasarlanır. Peki ne yapacağız? Ürünü indirip sevk mi yapmayacağız o gün? İşte gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi bir tane çivinin depo içi ekipmanlarındaki çok ciddi anlamda faydası vardır. Bunun içinde VMS vardır, bilgisayar vardır, hiç görmediğiniz yazılımlar vardır, barkod cihazları vardır, yazıcılar vardır. Hocam saymakla bitmeyecek kadar ekip ve ekipmanlar vardır. Bunu da ben çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar bununla ilgili katkı isterlerse sağlarlar, isterlerse bana döndüklerinde önem arz eden her şeyi ben onlarla paylaşırım hocam. Arzu ederseniz bir sonraki slayta geçelim ya da buyurun. Bir miktar bahsettiniz, sonra da belki değineceksiniz. Gene Fatih'in devamındaki son soru şeklinde sormuş. Otomasyonun bir bağlantısı var mıdır hocam diye. Zaten vardır, siz verdiğiniz ki örneklerde ilişkilendirerekten söylüyorsunuz bazı ekipmanları. Yani otomasyon olmazsa olmazı bu işin. VMS üzerinden yürütülen iş süreçleri, işte takip, denetleme, raporlama, hepsi doğrudan otomasyonla ilgili hususlar ve aynı zamanda hani katkı olaraktan söyleyeyim, siz de belki bahsedeceksiniz. Hani depodaki her çalışanın, her kademedeki çalışanın da bu otomasyondan en verimli şekilde faydalanacak
işlerini kolaylaştıracak şekilde hakim olması da gerekiyor. Yani otomasyonun varlığından haberdar olup bu otomasyondan istifade etmesi gerekiyor ki işler düzgün, sağlıklı, verimli yürüyebilsin. Yazısız gitti. Yatıracağım. Şu an geliyor mu şu anda ses? Sesiniz gitti. Geri geldi hocam. Otomasyon Tamam. dediniz. Sesiniz geri geldi hocam. Tamam. Ya otomasyon önemli depo için ve otomasyondaki tüm çalışanların hangi seviyede olursa olsun görevi, bu otomasyonun varlığından haberdar olup otomasyonu kendine, işine verim sağlayacak şekilde kullanabilmesi lazım. Raporlaması, denetlemesi, kontrolü, gelen iş emirlerinin takibi, hem personel verimliliği hem araç verimliliği, yani genel olarak deponun verimliliği otomasyon üzerinden takip edilebilmeli, raporlanabilmeli ve nihayetinde de iyileştirilebilmeli diye böyle bir katkı sunmak istedim. Hocam harikasınız. Zaten bizim olmazsa olmazımız, istediğimiz olmazsa olmazımız bu. Şimdi bakın, şekil ağda görüldüğü üzere ben kravatını takmış, ceketini giymiş, beyaz gömleğine işe gelen bir depo lojistik müdürüyüm. Aşağı yukarı hep böyle gelirim. Ama inanın bu takım elbiseyle forklife bindiğim ya da paleti streçlediğim, bantladığım anları görürsünüz hocam. Nedeni şudur. İlyas Hocam, herkes ister ki bir depo lojistik müdür olarak, bir yönetici olarak, bir patron olarak her şey otomasyon olsun. Sorulduğunda cevap verilebilsin. Lakin maliyet ve diğer, yani bu asla otomasyona karşı değilim. Olmazsa olmaz. Ama ısrarla şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarıma. Arkadaşlar, kitaplarda gördüğünüz sahalarda aynı değil. Örnek verelim, ben geçen gün yaşadığım bir örnek. Yine Migros örneği bu. Migros'tan bir ürün aldım. Ürün Migros'un stoklarında kalmamış. Ama bana bu ürünü sattılar. Bakın Migros'tan bahsediyorum. Milyon dolarlık yatırımları var, depo yatırımları var. Buna rağmen bu yanlış anlaşılmasın. Migros'ta böyle oluyor da BİM'de ya da X mağazada olmuyor mu? Hepsinde olabiliyor hocam. İnsan var. Yani o otomasyonları kullanan, o otomasyonlara yatırım yapanlar insanlar. Onları kullananlar insanlar. Çok güzel bir şey söylediniz. Herkes öğrenmeli, herkese bu yetki ve eğitimler verilmeli. Bu eğitimler verildiği müddetçe herkes yaptığı işten haberdar olunca ancak biz Türkiye'de bu otomasyonlarla çok faydalı olacağız. Ama şuna bakıyor patronlar ya da yöneticiler, yarar sağladığı duruma bakıyorlar. Yani ben oraya 1 milyon TL yatıracağım, karşılığını ne zaman alacağım diyorlar hocam. Bunlar yapıldığında zaman içerisinde tabii ki altyapı sadece sizin o rafı almanızla bitmiyor hocam. BMS almanızla bitmiyor. Bunun içine internet eklemeniz lazım. Bunun içerisine diğer yatırımları eklemeniz lazım. Çünkü dünyanın en kaliteli barkod cihazını getirin, en kaliteli BMS'ini getirin. Eğer sizin bulunduğunuz ortamda 4,5-5G'niz yoksa, altyapınız yoksa zaten hiçbir şey yapamazsınız. Bakın biz şu an bağlantı yapıyoruz. Eğer ki bizim bağlantımız iyi olmasaydı benim görüntüm ve sesim size güzel gelir miydi hocam? Yani evet. O yüzden Doğru evet, söylüyorsunuz. otomasyon çok önemli, tartışılmaz çok önemli. Herkesin otomasyonu öğrenmesi lazım. Ama şunu asla hayal etmeyin. Biz devasa bir firmaya gittik. Burada otomasyon bile yok. Arkadaşlar barkod cihazı bile olmayabilir. Yani manuel işlemler yapabilirsiniz. Excel'de işlemler yapabilirsiniz. Bir NetSys olabilir, bir yazılım NetSys olabilir. Barkod cihazı olmayabilir. Bununla ilgili İşte bizim saha deneyimlerimiz var. Hani bazen deniliyor ya İlyas Hocam. Ya arkadaş biz bu kadar okuduk, şunu yaptık, bunu yaptık, iş bulamıyoruz falan filan. Öbür adam işte şu mezunu bilmem bu mezunu deniliyor ya hocam. İşte o adam buraları yalamış yutmuş ve sistemi maalesef ve maalesef ona göre entegre etmiş. O yüzden yani bu adam entegre etmemiş hocam. Türkiye'nin şartları buna uygun. Yoksa herkes istiyor bir Ali Baba gibi ya da bahsettiğimiz firmalar gibi dokunalım tuşa gelsin ürün. Ama bunun için ilk üretimden, hani biz tedarik zinciri diyoruz ya hocam, aslında ana orman tedarik zinciri. Tedarik zincirin içerisinde lojistiğin her alanında, ormanın içerisindeki her ağacın müşteriye varana kadar eğitilmesi gerekiyor. İşi öğrenmesi gerekiyor. Yani siz bugün cep telefonunla bir sipariş verdiniz, bir ayakkabı sipariş verdiniz. O sipariş öyle size hemen
tuşa bastığınız gibi gelmiyor hocam. Onun üretim aşaması, ham madde aşaması, kalite aşaması, sevkiyat aşaması, irsaliye aşaması, muhasebe aşaması, finans aşaması, banka aşaması. Saymaktan yoruldum hocam, dikkat ederseniz. O yüzden arkadaşlar sahaya inin lütfen. Sahaya inin ki katılımlarınızı sahada görün. Yoksa o kağıt üzerinde her şey dört dörtlüktür. Ama maalesef ve maalesef kağıt üstünde olanların hepsi gerçek hayatımızda yok İlyas Hocam. Yeterli oldu mu İlyas Hocam? Yeterlidir abi. Çok teşekkürler. Son 15 dakikalık süre olduğunu hatırlatayım. Ben telefonu alarmını kurmuştum. Devam hocam. Edelim. Hızlandırıyorum. Bizim depo iş süreçlerimiz var ya hocam. Depo iş süreçlerimize geçiyoruz. Slide'ı da alırsanız hocam. Evet, bizim iş süreçlerimizde nelerimiz var hocam? Mal kabulümüz var. Deponun olmazsa olmaz. Bir depo önce mal kabulüyle başlar. Bu dışarıdan ham madde de olabilir, üretimin içerisinden bitmiş ürün de olabilir. Depo her türlü malı kabul eder. Tabii ki kağıt üzerindeki iş emirlerinin, sipariş numaralarının açık olması kaydıyla. Bunların depoya yerleştirilmesi var hocam. Depolanması var yani. İkinci sürecimiz. Bunların müşteri istediğinde satışın sattığı iş emrine göre toparlanıp sevk ediliyor olması var hocam. Yani sipariş toplama dediğimiz alanımız var. Ve bir de yüklemenin sevkiyatımız var hocam. Yani buna 5 kalem derler. Ama ben 4 kalem olarak ana 4 başlıkta topladım bunları sizin için. Malın kabulü, depoya yerleştirilmesi, siparişlerin toplanması, yükleme ve sevkiyat. Aslında ne kadar basit değil mi hocam? Az önce 40 dakikadır anlatıyorum. Aslında 4 tane ana süreciniz var. Çok basit gibi görünüyor. Var mı arkadaşlarım bunlarla ilgili soruları? Ya da açmam istediğiniz bir yer var mı? Çünkü daha önemli konular var biraz geride. İleride pardon. Sadece hani biz bu konuyla ilgili notlarımızı paylaşırken hani siz hani dörde düşürmüşsünüz. Biz dört tanesinin birinin altında da yer alabilecek olan maddeyi ayrı şekilde anlatıyoruz. Bu kontrol sürecini. Yani hem mal kabul sırasında hem de sevkiyat öncesindeki kontrol sürecinin önemini kısaca aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlara. Zaten hocam dikkat ederseniz ben de şöyle dedim. 5 tane ama ben sizin için 4'e düşürdüm dedim. Arkadaşlar kontrol olmazsa olmazınız. Yani kalite kontrolümüz, mal girdiği an kalitemiz bunu görmeli. Bize uygun olup olmadığını, her ürün TSL olabilir ama insan var içerisinde. Kalite süreci hocam olmazsa olmaz. Bizim bir başucu kitabımız vardır. O da ISO 9001'dir hocam, TSL. TSL ne yazıyorsa bizim hayatımız ve gerçeklerimizdir hocam. Ben o zaman bir sonraki slayta geçiyorum hocam. Evet, buyurun. Şimdi aslında depo rekabetin neresinde? Yani nasıl rekabet edebilir? Depo rekabette ne işi var diye sorulabilir. Ben hemen aktarayım hocam. Şimdi siz deposunuz, kendinizde değerli hissetmelisinizin aslında açılımı bu. Şimdi yapılan iş ile ilgili siz bir bilgi sahibi olmazsanız, yani siz de ya 3 liralık hortum gönderiyorsun Recep'ciğim, zaten hortumun tamamı 3 lira derseniz, o adam o hortuma 3 liralık değer verir hocam. Alır, atar, paketlemez, önemsemez. Ama o adama depodaki personele şunu anlatırsanız derseniz, Recep, bu gönderdiğin hortum serum hortumu. Sen bunları doğru paketlemezsen, bu paletin üstünde delinirse, senin annen baban ya da sevdiğin bir tanesi o hastanede yatarken orası hava alırsa, Allah korusun anneni babanın sevdiklerini bu havadan dolayı kaybedebilir derse hocam, olaya farklı bir boyut kazandırmış olur. Ben küçük bir örnek vermek istedim. Dolayısıyla yaptığınız işi bilirseniz ve size bu iş doğru aktarılırsa, her işin kıymetli olduğunu, maddiyatla çözülmediğini, o 3 liralık serum hortumunun hayatımızda nelere değer kattığını göreceksiniz. Bilmiyorum katılır mısınız? Kesinlikle. Devamından hocam, teknolojiyi sürekli takip etmek dedik. Az önceden beri konuşuyoruz. Otomasyon, otomasyon, otomasyon. Ama ben ne diyorum? Teknolojiyi takip edin ama teknolojiyi takip ederken de Türkiye'deki gerçeklerden uzaklaşmayın diyorum hocam. Bizim bazı ıskarta olaylarımız vardır hocam. Biz 10 tane lazımdır, 12 tane gelir. Tedarikçi size 12 tane gönderir. Satın alma bunu umursamaz, planlamanın umurunda değildir. Siz bunu alırsınız, koydursun dedik ya hocam en başında.
koydursun ahbap çavuş dedik ya hocam. Alırsınız, bu iki tane orada kalır. O iki tane orada kaldığında hocam bir sene sonra aklınıza gelir. Bir bakmışsınız ki üretim tarihi, son kullanma tarihi birbirine karışmış. Artık bu ürünü kullanamazsınız. Iskartadır, çöptür hocam. Hiçbir işe yaramaz. Ya da kişiye özel gelmiştir o. Başka yerde kullanamazsınız. O yüzden deponun ıskarta oranlarını çok iyi bilmesi ve planlamayla ilgili ikili dirsek temasıyla kesinlikle çalışması ve farkındalık yaratması gerekiyor hocam. Optimum personel, maksimum fayda diyoruz hocam. Deponun içerisinde 3 kişiyle yapacağınız işi 5 tane personel alırsanız kim ne yapacağını şaşırır hocam. Bomboş olursunuz. Ya da tam tersi 5 kişilik işi 3 kişiyle yapmaya çalışırsanız işleri yetiştiremezsiniz. Bunu nasıl bileceksiniz? İşte biz yöneticiler bunu ne yapıyoruz? Yaptığımız KPI'lerle, örneklerle çözüyoruz. Personelimizi de buna göre alıp, yani insan bu işin içerisinde insan var. Depo sürekli akan bir şeydir hocam. Ama bazen depoya malzeme gelmez. 3 saat boş durursunuz. Son sevkiyat saatinde haşır haşır harıl harıl çalışırsınız hocam. Ne yapmanız lazım? İşte o sonradan yapmanız gereken işleri kenarda bırakıp o boş saatlerinizde yapmanız lazım ki optimum personel, maksimum fayda diyoruz hocam. Ürettiklerimizin tamamını, yani üretimden aldığımız her ürünün tamamını sevk etmemiz lazım hocam. Bizim stok devir hızlarımız ve stok maliyetlerimiz var. Bunu da KPI'lerle bizler söylediğimizde ortaya çıkıyor. KPI'leriniz yoksa ölçmezseniz yönetemezsiniz diyoruz hocam. Kesin, kesinlikle. Var mıdır hocam bir katkınız, sorunuz? Alabilirim ya da hemen bir sonrakine geçebilirim. Süre azalıyor çünkü. Bakıyorum, bir sorumuz yok şu an için. Bir sonraki sunuma geçiyorum. Tabii ki hocam. Buyurun lütfen. Şimdi bizim hocam yönetime karşı da bazı sorumluluklarımız var. Hani dedik ya biz yöneticiler bir tek personele değil yönetime karşı da sorumluluklarımız var. Müşteriye karşı sorumluluklarımız var. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza sorumluluklarımız var. Kapıdaki güvenlikten tutun da son nihai müşteriye varana kadar bizim sorumluluklarımız var ama en önemlisi de yönetime karşı sorumluluklarımız var hocam. Şimdi ben diyorum ki hocam bunu ben çok ısrarla söylüyorum. Şimdi İlyas hocam depolar şirketlerin yatak odası. Düşünün evinizde yatak odanızda hemen bir benzetme yapayım. Şimdi ben size çok yakınım hocam. Samimiyiz, akrabalığımız var. Size geldim. Oturdum, yedim, içtim, yattım. Akşam da sizde kalmam gerekiyor. Dediniz ki Recep abi, Recep Bey, Recep Bey orada olmaz. Recep abi dediniz. Bakın salon burası. Burada yatacaksın. Kumanda burada. Mutfak burada. Banyo burada dediniz. Yattık. Sabahleyin kalktınız, gittiniz dışarıdan bir şey alacaksınız. İçeri geldiniz, beni mutfakta gördünüz. Bir sorun olur mu hocam? Olmaz. Beni banyoda gördünüz, benim televizyon seyrederken gördünüz, olmaz. Ama beni yatak odasında gördüğünüzü düşünün hocam. Sizin yatak odanızdayım. Orayı bana Evet. göstermediniz. Evet. Dolayısıyla böyle düşünün hocam. Şimdi depo öyle bir süreçtir ki hocam, herkesin her şeyi bilmesi gerekmez orada. Stoklarınızı, maliyetlerinizi, bir takım durumları hocam bazılarının bilmemesi gerekir. Yani üretimcilerin, satışçıların bazılarının bilmemesi gerekir. Kilit kritik noktadır hocam. Bu yüzden burada bizim patronlara karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi vardır. Bu çok derin konu. Bunu da açarım ama dediğim gibi vakit az. Her zaman arkadaşlar açabilirim. Lakin bizim yatak odamız derken hocam şöyle yapmamız lazım. Yatak odası kadar gizli, mahrem ama her an salonumuza misafir gelecek kadar tertipli ve düzenli olmalı hocam. Yani Recep gittiğinde o depodaki her şeyi herkes bilebilmeli. Yani siz o gün Recep gitti, işi bıraktı, Allah korusun başına bir şey geldi. Eyvah ne yapacağız? Kişiye bağımlı değilsiniz hocam. Her şey bilinmeli. Kumandanın bir yeri olmalı. Örnek veriyorum, evden örnek veriyorum. Televizyonun bir yeri olmalı. Mutfaktaki tencerenin bir yeri olmalı ki hocam her şey bilinebilsin. Evet. Dolayısıyla bu şartlar altında depo içeriğini ezbere bilmesi gereken, sistemin üzerinde istenildiği zaman 24 saat kontrol edebilecek, operasyonları yapabilecek, personele ihtiyaç duymadan kontrolleri yapabilecek bir yöneticinin yönetime bağlı ve sorumlulukları olması gereken bir ortamdan bahsediyoruz hocam. Şimdi Evet. deponun içinde biliyorsunuz ürünlerin kayıt dışı altına alınması, içeri malzeme girilmesine müsaade edilmemesi gibi bir takım örnekler var. Yani şimdi patronun her şeyden haberi olması mümkün değil hocam.
Ya abi sen bunu ver, biz sonra işte fatura ettiririz. Bunu acil müşteri kapıda bekliyor, irsaliye gerek yok. Mesela siz bir ürün verdiniz, çok acildi, kapıya geldi müşteri. Ürünü verdiniz, o anda irsaliye kesemediniz ve gitti. Kapıda 100 metre ötede, 5 kilometre ötede birileri bunu kontrol etti. Yani maliye bunu kontrol etti. Ne olacak hocam? Şirketinize bir ceza gelecek. Çünkü usulsüz bir iş yaptınız. Peki patronun bundan haberi var mıydı? Patron size böyle bir şey söyledi mi? Yöneticiniz size böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Dolayısıyla yöneticiye karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi de bu. İlyas hocam. Evet. En çok bu kuralları işini doğru yapmayan, personelin üst düzey yöneticilerin ismini kullanarak denmek isteyen insanlarla çok karşılaşırız hocam. Yani gelirler, derler ki siz yönetimle eğer iyi değilseniz, yani yönetime sık sık ikili diyaloglarınız yoksa, birisi gelir sizin üst düzey yöneticinizin ismini kullanır, X Bey gönderdi bunu istiyor der. Siz de zannedersiniz ve verirsiniz hocam. Ama inanın durum öyle değildir hocam. Çok ciddi anlamda sorunlar yaşarsınız. Ben kısadan burayı kesiyorum. Yani şirket çalışanlarından en çok duyacağınız kelimelerden bir tanesi şudur hocam. Benim işim çok yoğun derler. Çok işim var derler hocam. Aslında şirketlerin içerisinde personeller doğru ve zamanında iş yaparlarsa çok işleri olmamış olur. Ve siz de o isimleri kullanmadan yönetime karşı sorumluluklarınızı üstüne getirerek beyanlarınızı doğru yaparak işinizi doğru yapabilirsiniz hocam. Arada çok anlatılacaklar var ama 5-6 dakikamız olduğu için hocam ben Evet. aradakileri şey yapıyorum, hızlandırıyorum. Çünkü nihayetinde bizim olmazsa olmazlarımız, yönetime karşı sorumluluklarımız en önemli kurallardan bir tanesidir hocam. Biz mutlaka yönetime yalan söylememeli, bir şeylerin üstünü örtmemeliyiz, örtbas etmemeliyiz hocam. Hani derler ya hocam, müşteri her zaman haklıdır. Evet. Aslında müşteri her zaman haklı değildir hocam. Müşteri, kısadan şunu bitireyim. Biz tam bir saati birkaç dakika geçer, bir sıkıntı olur mu hocam? Olmaz. Tamam, güzel. Şimdi hocam, müşteri her zaman haklıdır diyelim. Tamam, haklıdır. Müşteriye siz bir kazak satıyorsunuz. Müşteri kazağını alıyor, kullanıyor. Tüketici hakkından dolayı bu kazağı düğüne giriyor, parfümünü sıkıyor. Sonra size geri gönderiyor. Ben bunu beğenmedim diyor. Şimdi bu müşteri nasıl haklı olabilir İlyas hocam? Ya Yani da sizden bir şezlong alıyor, hafta sonu götürüp denizde kullanıyor. Ben bunu beğenmedim diyor, geri gönderiyor. Şimdi müşteri nasıl haklı olabilir hocam? Ben de bir müşteriyim nihayetinde. O yüzden müşterinin haklı olanını sevelim ama haklı çıkmaya çalışanını sevmeyelim diyorum hocam. Bu da benim laflarımdan bir tanesidir. Müşteri haklı tamam. olmalı ama haklı çıkmaya çalışmamalı hocam. Çok Şimdi güzel. biz bir konuya açıklık getirelim hocam. Biz genelde şunu yaparız. Ben yapmam. Şirketlerde telefonla iş yaparlar hocam. Ararlar. Derler ki işte bundan 3 tane gönder. Bundan var mı? Arkadaşlar stop kodlarıyla işlem yapmazsanız elma yanlış elma olabilir. Hep elma örneğini veriyorum. Biz bir kaleciyiz hocam. Depo bir kalecidir. Şöyle düşünün. Bir örnekle bitireyim müsaadenizle. 90 dakikalık futbol maçını düşünün hocam. Kaleciye 10 tane ciddi %100'lük gol pozisyonu geldi. 10'unu da kurtardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Tam 90. dakika bir penaltı oldu hocam. Ve bu penaltı kalecinin biliyorsunuz %50 kurtarma, %50 de golü yeme ihtimalinin olduğu bir süreç. Gol atıldı, hakem düdüğü çaldı ve maç bitti. Şimdi siz onlarca pozisyon kurtarmanıza rağmen maçı 1-0 yenik kaybettiniz. Peki ne oldu şimdi? Takım olarak başarılı mı oldunuz hocam? 10 tane tuttuğunuz golün, kurtardığınız golün hiçbir etkisi kalmadı. Çünkü mağlup oldunuz. Sizin başarınız başarısızlık oldu aslında hocam. Peki ben bunu neden anlattım? Nereye getirmeye çalışıyorum? Açıklık getireyim. Şimdi şirketin içerisinde herkes aynı düşünceye sahip olmazsa eğer, İlyas hocam, siz sürekli gol yersiniz. Birileri size ben dediydim der. Yani ne der? Elma der. Siz elma gönderirsiniz. Hayır ben yeşil elma demiştim der. O yüzden bunu yazılı alırsanız, stok koduyla alırsanız sizin hata riskini önlemiş olma ihtimaliniz her zaman %100'dür. Hata olsa da hatayı yakalama ihtimaliniz %50'dir hocam. Çünkü bir stok kodu vardır, bir numarası vardır. Yanlış anlamayı engellemiş olursunuz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin her yaptığınız iş
ekip işidir. Depo bir ekiptir. Depo bir kalecidir. Siz kendi kalenize hani gol atarsınız ya hocam. Aslında kaleciye çok iş düşmemesi lazım takımlarda. Doğru değil mi? Satışçı işini doğru yaparsa, kalite işini doğru yaparsa hocam. Evet. Üretim işini doğru yaparsa. Aslında hani depoya da çok fazla bir iş kalmıyor hocam ya. Yani doğru malı siparişlerle alması, yerine koyması, doğru istenilen malı da zarara uğratmadan sevk etmesi kalıyor. Başka bir şey kalıyor mu hocam? Kalmıyor, doğru. Biz şimdi depo nedir diye bizim sunumumuz var. Hani sizin bu sunumunuz, hatta bunu eğitim olarak da paylaşıyorsunuz daha detaylı haliyle. Onun altındaki son tanım şu şekilde: depo bir kar merkezi. Evet Yani hocam. bu dediğiniz doğrultuda bakıldığında, iyi yönetildiğinde ve diğer süreçler, yani depo dışındaki süreçlerde zaten iyi kurgulandığında, depo gerçekten bir kar merkezi olaraktan, ki tanımında da işte stratejik bir ara noktadır diye söylüyoruz depoyu tanımlarken de. Gerçekten böyle hani ticaretin en keyifli noktası olan kâra dönüşebilecek ya da kâra katkı sağlayacak önemli bir merkez, önemli bir nokta. Yeter ki doğru yönetilsin. Çalışan herkes işini doğru yapsın, zamanında yapsın, otomasyonları zamanında düzgün şekilde kullansın, raporlarından istifade etsin. Sizin de vurguladığınız gibi ölçmezsen yönetemezsin, bundan faydalansın. Gerisi kolay. Şimdi Müsaadenizle hocam, son buyurun. Buyurun hocam, ben alayım sizi. Alayım. Tamam. Son Tamam. Şöyle Şöyle son evet son kapanış adına iki soruyla ben tamamlamanızı rica edeceğim. Buyurun, buyurun hocam. Birinci soru şu: belki de hani bu verdiğiniz bilgilerin yanında önem anlamında bizim arkadaşların gözüyle, yaklaşımıyla, düşünerekten sizinle paylaşıyorum ki birçok katıldığınız etkinlikte, özellikle Logitive'de yaptığınız kariyerle ilgili programlarda da karşınıza sık sık gelen sorulardan. Şimdi bizim arkadaşlarımız kısmet olursa tamamına yakını bu dönem, yani bu yılın sonunda 2 yıllık ön lisans lojistik programı mezunu olarak sektöre atılacaklar birçoğu. Bir kısmının tabii daha farklı hayalleri de vardır. Ve malum pandemi sürecinden kaynaklı staj yapan arkadaş sayısı çok az. Daha önceki süreçlerde bir kısmı işte depolarda, kargo şirketlerinde, lojistik şirketlerinde, taşıma şirketlerinde staj yapıyorlardı. Verimli, verimsizlik tarafı ayrıca tartışıldı. Şu anda konumuz değil. Özellikle ve özellikle arkadaşların şöyle yaklaşımları oluyor: 2 yıllık ön lisans mezunu biri olaraktan, üstelik de hiç tecrübesi olmadan, yani hocalarından bir şeyler duymuş görmüş, sizler gibi sektör tecrübeli kişilerin paylaşımlarıyla bir şeyler öğrenmişler, duymuşlar ama hiç tecrübeleri yok. Biz bu sektörde çalışmak istediğimizde, özellikle depo kendine diyelim ki cazip geldiyse, bizim anlatımlarımızdan, görsellerimizden etkilendiler, sizin anlattıklarınızdan etkilendiler. Biz burada kendimizi nasıl konumlandırabiliriz? Esasında bu konu, biliyorum, cevaplanmak istese saatlerce siz de ben de konuşabiliriz ama çok kısa birkaç böyle anahtar kelime ve cümleyle cevabınızı bekliyorum sizin. Sonra gerekirse ayrıyeten sizleri yine misafir ederiz, bu sınav sürecini atlatalım. Sonrasında da muhtemelen değineceksiniz ama bu sektör için, özellikle de öğrenci arkadaşlarımız için, gerçekten hani tamamen gönüllülük esasıyla bir şeyler yapmak ama bir şeyleri iyi yapmak ve sonucunda da buradan herkesin kendine bir şey çıkarmasını, bir katkı sağlamasını sağlamak amacıyla diyelim, katkı sunmak adına bir LogiTV girişiminiz var. Kısaca bundan da bahsedip oturumu kapatabiliriz. Sizin mesainizde başlamak üzere ben tekrardan teşekkür ediyorum. Buyurun. Tabii ki hocam. Şimdi şöyle İlyas hocam. Biz çok küçücük bir örnekle, kendimden örnekle ben birinci soruyu tamamlayayım. Arkadaşlar, ben bu sektöre depo lojistik hambalı olarak işe başladım. Fokus ehliyetinden her türlü tertip tertibata kadar bütün belgelerim mevcut. Kendimi yetiştirdim, üstüme ekledim, ekledikçe de bir üst seviyeye çıktım. Doğruluktan, dürüstlükten asla ödün vermedim. Yani çok geyik vardır. Şudur, budur, git çalış, bedava çalış falan filan. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yapmanız gereken, doğru noktada sizi ileriye taşıyacak bir firmanın yerinden bulup, hiç olmazsa bir sene sebat edip, deponun bir yerinden, eğer depoyu istiyorsanız deponun bir yerinden tutun, deponun bir yerinden başlayın.
Orada kendinizi eğitin, kendinizi yetiştirin, bir şeyler öğrenmeye çalışın. Kendinize bir şeyler katın. Bir tek video ile olmuyor, sahayı koklayın. Evet, staj vesaire kısımları pandemiden dolayı zor. Benim de LinkedIn'de paylaştığım birçok konu var. Takip edin, sorun. Biz elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. İş bulmak isteyen arkadaşlara da vesaire vesaire, staj yapmak isteyen arkadaşlara da elimizden gelenleri sağlıyoruz. Arkadaşlar 6 ay, 1 ay, 3 ay staj yapamayabilirsiniz. Bir gün gidin Recep abinizi ziyaret edin. Arayın, İzmir'deyim ben. Recep abi sana kahve içmeye geliyorsun. Evet, şu an zor bir süreçteyiz. Ama bundan 3 ay önce, 2 ay önce gelebilirdiniz. 1 ay sonra, 2 ay sonra yine gelebilirsiniz. Bir günlük gelin buranın havasını koklayın. Ben de izinler alayım. Bakalım A yangında neler oluyor. Daha nasıl? Örnek veriyorum. Bu illa Recep Koca olması gerekmiyor. Birçok dostumuz var. Alın 2 tane gevrek. Recep abi yarın seni ziyarete gelebilir miyim diye. Recep abiniz belki o gün kabul edemeyebilir ama eninde sonunda sizin ısrarlarınızla sizi kıramayacak. Çok net anlatabildim mi hocam? Evet. Anlaşıldı Recep Bey. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu davetiniz, öneriniz için de umarım ilerleyen süreçte yani bir şeyler en azından biraz daha normale döndüğünde bu fırsatları, bu davetinizi değerlendiren arkadaşlarımız her olur. Her zaman hocam. Möcü TV'ye geleyim hocam. Bakın bu da bir sistem olsun. Hep söylüyorum. Ben sistemi sevmiyorum ama sevmek durumunda kalıyorum. Arkadaşlar biz bir Loji TV kurduk. Ben bunu bir gece saat 10.30'da karar verdim kurdum. Lakin şöyle bir şey var. Sizler bu videoları ne kadar izliyorsunuz? Bu videoları ne kadar paylaşıyorsunuz? Bu videolardan ne kadar bize dönüp sorular soruyorsunuz? Bakın orada 42-43 tane yayın yaptım. Sadece lojistik analizinde. Hep üst düzey yöneticiler var orada. Kaç kişi benim telefonuma ulaşamadım diyebilir. Benim telefonum her yerde var. Gürkan Kavroz'un telefonu her yerde var. Neden bir tane öğrenci arayıp da birçok öğrenci var, tenzih ediyorum arayanları. Neden bir tane öğrenci arayıp da ya böyle böyle deniyor. Bizim bu paylaşımlarımız onlarca, yüzlerce, binlerce olmalı. Biz bundan bir menfaat elde etmek istemiyoruz. Bir maddi beklentimiz de yok arkadaşlar. Loji TV'nin kuruluş amacı bu. 81 ilde birer tane yönetici tayin etmek istiyoruz. Arkadaşlar geliyorlar bugün akşamleyin, sabahleyin beğenmeyip çıkıp gidiyorlar. İşe girene kadar arkadaşlar bizim yanımızdan ayrılmıyorlar. İşe girdikten sonra selam sabah tezahür. Tenzih ediyorum doğru arkadaşları. Dolayısıyla LinkedIn'i lütfen takip edin. Yöneticilere x yapmayın. Oralara yorumlar yapın. Farkındalık oluşturun. Farkındalık oluşturursanız eğer, kendinizden farkındalık oluşturursanız, örnek veriyorum ben size çok basit bir isim vereceğim. Sevgili Gizem Yeni. Biz lojistik analizini Gizem'le birlikte yapıyoruz. İnanın çalışmasına rağmen, o zamanlar çalışmıyordu, gece yarılarına kadar İlyas Hoca gibi birçok insanın telefonuna rahatsız ediyor, taciz ediyor, mailler atıyor, buluyor insanları, getiriyor ve bu videoları birlikte çekiyoruz. Grubun içerisinde birçok arkadaşımız var. Tolga Özdemir var. Bu da öğrenciydi. Bu da şu an çalışıyor. Sevgili Lale var. Sevgili Sevda var. Yine aramıza katılan arkadaşlar var. Bizim kapımız herkese açık. Evet şu, her geleni alamayabiliriz. Çünkü orayı yönetmek de kolay değil. Bizler çalışıyoruz. Ama şu arkadaşlar, bunları yapıyor olmak, bizleri arıyor olmanız, mail atıyor olmanız, mesaj atıyor olmanız zor bir şey değil. Lütfen takipte olun, takipçi olun. Biz ve bizim gibi onlarca dostumuz var. Onlara değer verin, kıymet verin ve sorular sorun. İnanın ki sizler istedikçe bizler vereceğiz. Ben kısadan şöyle bitiriyorum İlyas Hocam. Biz bir meyve ağacıyız arkadaşlar. Siz bir arısınız. Bizim size koştura koştura gelmemiz mümkün değil. Lütfen ve lütfen siz gelin bizlerden faydalanın. Lakin biz komşunun meyve ağacı değiliz. Canınız istediğinde iki tane erik kopartıp gidecek, sonra canınız istediğinde tekrar gelip o erikten iki tane kopartacak insanlar değiliz. Biz kimiz? Sektörün içerisindeki bütün dostlarımız. Sizin o ağaçları sulayacağınız, o ağaçları budayacağınız, o ağaçlara kıymet vereceğiniz ağaçlar. Nacizane anlatmaya çalıştıklarım bunlar. Umarım değerli olmuştur. Ben sağlıklı günlerde lojistikle kalın diyorum. Tekrardan bana bu platformda yer verdiğiniz için de sonsuz teşekkürler ediyorum. Recep Bey, biz de çok teşekkür ederiz. Bilgilerinizden istifade ettik. Arkadaşlarım da umarım faydalanmışlardır. Şu an onlar da teşekkür mesajlarını yazmaya başladılar. Vize sonrası süreçlerde belki farklı derslerimizin içeriklerine göre yine sizden istifade etmek, derslerimizde
sabretmek isteriz. Ama onun dışında özellikle sizin de son süreçte belirttiğiniz gibi Loji TV üzerinden yapılan paylaşımlar, canlı yayınlar veya şu an ekrana da yansıtmaya çalıştım. Sonradan izlenebilen yayınlar, sektörün uzmanlarının, akademisyenlerin katılımıyla veya doğrudan öğrencilerin katılımıyla yapmış olduğunuz programlar gerçekten çok önemli. Bunun dışında LinkedIn üzerinden şahsınızın veya Loji TV'nin hesaplarının takip edilmesi arkadaşlar için çok önemli. Ben yakından takip etmeye, katkı sunmaya da çalışıyorum. Arkadaşlarımla da zaman zaman paylaşıyorum bunları. Ki sizin bu mesajlarınızla da onlar da bu konunun artık önemine daha da vakıf olup bu takip süreçlerini ve sizin söylediğiniz katkı süreçlerini umarım daha kendilerine de fayda sağlamak adına iyi hale getireceklerdir. Ben vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sizleri dinlemek keyifliydi. Yeni şeyler öğrendik, bilgilerimizi tazeledik. Arkadaşlarım adına da, kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diyorum. Ben şu an Düzce'deyim, Akçakoca ilçesindeyim. Düzce'den İzmir'e selamlar, sevgiler. İki deprem kenti bir vesileyle buluşmuş olduk. Tekrardan ben İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Katılan öğrenci arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Onların önümüzdeki hafta sınavları başlıyor Recep Bey. Onlara da başarılar diliyorum. Son sözde siz programı kapatabilirsiniz. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de evet, son bir dip anekdot geçeyim. Arkadaşlara şöyle bir müjde vermiş olalım. Bu vardı zaten. Biliyorsunuz biz Netsis ile ilgili bir çalışma başlattık. Yani nereden başlamalıyım diye bir eğitimimiz var bizim. Bu eğitimlerimizden her programda bir üniversiteyi konuk edeceğiz. Ama büyük bir ihtimal, tam sözünü vermiş olmayalım, sizinle birlikte görüşmelerimiz üzerine eğer doğru izinler çıkarsa biz sizin platformunuz üzerinden bütün Netsis yayınlarını yapacağız ve arkadaşların gelişimine katkı sağlamaya tam hızımızla devam edeceğiz. Bizi ve sizi takipte kalsınlar diyorum hocam. Ben de İzmir'den sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Oturumu sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Sağ olun hocam.